Kocaeli Sanayi Odası, Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclisin konuğu ise Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar oldu. Bu açıklama faaliyet bazlı olarak yapılacak, istatistiki manada. Bu öneme istinaden bugün burada olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere kulak vermeye ve ihracat potansiyelimizi daha yukarı seviyelere taşımak için birlikte çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye çıkan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ekonomik verileri değerlendirdi. Ülke her zaman olduğu gibi Almanya birinci sırada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya ve Irak geliyor. Malumunuz geçtiğimiz aylarda burada Rusya da vardı ama yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya olan ihracatımız kısmen de olsa yavaşladı. Vergi zamlarını değerlendiren Zeytinoğlu, geçen hafta mecliste kabul edilen ek bütçe kanunu teklifini de gündemine aldı. 9 arkadaşlar, Avrupa'nın merkezindesiniz. Bizim %25 olması biraz sıkıntı diye düşünüyorum. Hatta G7 zirvesinde de büyük ülkeler rekabet açısından gelir vergisinin çok aşağı indirilmemesi konusunda bir fikir birliği de yapmışlardı. Biz biraz da fazla üzerine çıktık diye düşünüyorum. Bütçe açığının azaltılabilmesi tamamen gelirlerin biraz daha artması bir taraftan yapılırken de gider kısmında da biraz kemer sıkmanın önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bir de tabii ki esas olan, az önce de söyledim, bu 50 milyonluk çalışan sayısı nüfusuna giderken Türkiye'deki sermaye maalesef buna yeterli değil. Biz yabancı sermaye ülkemize çekme açısından yabancı sermaye yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve yurt dışından yabancı sermaye çekmemiz açısından bir takım reformları da yapmamız gerektiğini dile getiriyoruz. Başkan Zeytinoğlu, bütçe açığının azaltılması ve işsizlik sorununun çözülmesi için yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi gerektiğini de söyledi.